Evet hocam, 90 artı 3 bahsettiniz zaten, Zeki ve Zaha faul devamı tartışma. Bu olayın öncesinde Zeki ile Zaha zaten bir sürtüştü, bir 10 dakika öncesinde aynı bölgede. Mesela bu sürtüşmede ilk yarıda yaptığın gibi Barış ve Drong ile yaptığın gibi uyarıyı yapsan belki bu olmazdı. Ama gözünden kaçmış olabilir. Dördüncü hakem seni uyarmalıydı. Belki de uyardı. Şimdi günahını almayalım. Bak bunlar sürtüşüyor, dikkat et diye. İkincisinde o uyarı olmayınca olay tabii, ilkinde bu uyarı olmayınca ikincisinde olay buralara gelip kart gösterdin. Sonuç evet, kartlar doğru. Hatta burada dördüncü hakemde proaktif davranın diye içeriye girmiş. Ama ilkinden sonra bir feedback aldıysan dördüncü hakeminden, onun payında bir uyarı yapsan, aldıysan tabii diyorum, iyi olurdu. Almadıysan da dördüncü hakem vermeliydi ki o uyarıyı yapsan belki bu ikincisi ya olmayacaktı ya da karta kadar gidecek durum yaşamayacaktın. Son pozisyon 90 artı 5 yine Lubosatka pozisyonun içerisinde hocam. Galatasaray son bölümde maçtaki son hatanı şekillendiriyor. Zaha pası verdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şut o kadar enteresan ki ben şimdi bu pozisyonu önce bir kale arkası açısıyla baktım. Ama yani baktım. Sonra bir açı daha geldi. Yayın bittikten sonra. O da şutu vuran Kaan Ay'ın arkasından. Şöyle söyleyeyim. Yani bu pozisyonda bir kere VAR'ın hakemi çağırması için net bir kanıtın olması lazım. Net. Şimdi ben hissiyatla birlikte hani böyle hani bir limit göstereyim. Yani şöyle bir şey diyeyim. Yani şöyle bir durum diyeyim. Topun sanki elini kaldırdığında şu indirirken şu üstüne çarpıp topun minimal bir kırılması var. Bak hani bunu orada görüp hislerimle söyleyebiliyorum ama şunu diyemiyorum. Net bir şekilde top eline, açık olan eline geldi. Net bir şekilde geldi ve top öyle bir kırılmış ki bak, çarpıp yere düşmüş, çarpıp yukarı çıkmış. Burada şutu vuruyor. Hani şu parmağın çarpıp yani çok böyle minimal bir şekilde topun bir kırılması ve yukarıya doğru bombelenmesi var. Ama elin de böyle bir sarsılması yok. Hani oradan çıkartalım. Pozisyonları defalarca izleyip bu kanaati vardım. Dolayısıyla ben bunu oradan buradan şuradan izleyip bu kanaate varıyorsam hakemin kararına saygı göstermemiz lazım. VAR'ın da net bir net ama kanıtı olmadığından, yani bizim bu dediğimiz pozisyonu net bir kanıt olarak gösteremeyeceğinden dolayı çağırmamasını da normal karşılıyorum. Pozisyonlarımız bitti hocam. Genel bir değerlendirme alalım. Tugay Kağanlımanoğlu ve ekibinden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tugay Kağanlımanoğlu son bir ayda, son daha doğrusu 4 haftanın performansı en iyi hakemlerinden bir tanesi. Hatta ilk iki de diyebilirim. Ve birincisi bana göre. Fenerbahçe, yanılmıyorsam işte Beşiktaş, geçen hafta Trabzon, şimdi Galatasaray. Sıralaması nasıl bilmiyorum. Yani hep büyük takımların, şampiyonluk takımların veya işte önemli maçların son 4 hafta hakemi ve üst üste veriliyor. Bir hakem için bu gurur ama geleceğe yönelik bir hakemini sen ligin boyu daraldıkça kullanmak istiyorsan biraz dinlendir. Bu dinlendirmeyi evde yapsın anlamında değil. Bu gibi stresi büyük maçlardan bir daha böyle farklı bir maça verirsen ligin, bir dinlenme olur onun için. Şimdi bak, devamlı bir yönetici olarak hakemin performansı iyi diye üst üste bu stresi yüksek. İşte bir Fener, bir Galatasaray, işte Beşiktaş, Trabzon, Fener, Galatasaray. Bunların yaptığında sonuçları bazı hakemler için handikap oldu. Bunu biliyorsun. Bir yönetici olarak bunun ayarını yapmak lazım. Bunu dengelemek lazım. Şimdi sen genel anlamda başarılı, hala başarısı devam edip yine stresi büyük maçlara vermeye devam edersen bir yerden sonra onu sezon sonunda daha iyi kullanabileceğin daha önemli maçlarda
kullanma imkanını kendi elinden almış olursun. O yüzden dengede dinlendir veya başka bir maça, ondan sonra yine üst üste 2-3 tane daha stresi, baskısı büyük önemli maçları ver. Ama böyle 4 hafta boyunca üst üste hayda devam değil mi? Bir yerden sonra abiyane tabiyle patlatırsın. Peki hocam, şimdi bugün süremiz kısıtlı, son 5 dakikanın içindeyiz. Yarın da detaylıca hem Antalya Spor Fenerbahçe maçındaki pozisyonları hem gündemi konuşuruz ama şöyle bir yarına ne derler ona, bir ipucu verelim. Yarınki gündem başlığımıza dair sizin de hatta bir tweetiniz oldu. Ben Cemal Ersen'in Milliyet gazetesindeki haberinde de haberi okudum. FIFA listesinde yer alan hakemlerimizin Güney Kıbrıs'taki UEFA Atletik testine dair, orada Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın koşu testlerini, atletik performans testlerini geçemediğine dair, hani bu konuya dair bir giriş, neler söylemek istersiniz? Yarın detaylandırırız isterseniz. Vaktimiz var mı? Yani girizgah için vaktimiz. Girizgah 4 dakika var hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi aslında olay şuydu. Aylardır Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın bu listeye girileceği aşikardı. Bahattin Şimşek sonradan işte kontenjan boşalınca dahil oldu ki bana göre işlerinde yaş, fizik ve hakemlik olarak en çok hak edenlerden, performans olarak, yabancı dil olarak. FIFA listesi çünkü geleceğe dair bir yatırımdır, anlık değildir. Anlık yaptıklarınızı son 200 senedir görüyoruz. FIFA yapıp 6 ay sonra değil FIFA kokartını almak, lig kadro düşürüyorsunuz. Erkan Özdemir. Yani siz kendi elinizle daha zamanı gelmemiş bir hakemin FIFA hakemi yapıp o hakemin yaptığı bir hata sonrasında değil kokartı almak, hakemine son veriyorsunuz. Sizin payınız o hakemden daha büyük ve farkında değilsiniz sayın yöneticiler. Burada da bas bas bağırdık. Kadir Sağlam iyi bir hakem. Bak, iyi bir hakem. Bu başka. Ama sadece iyi hakem demek FIFA'da listeye gireceğin ve geleceğe dair temsil etmek için uzun bir dönemin olması anlamına gelmiyor. Yani yaş, yabancı dil, kondisyon, birçok kriter var. 37 yaşında Kadir Sağlam dedik. Kaç senede ne kadar kategori atlayacak da seni Şampiyonlar Ligi'nin hangi maçlarında temsil edecek? Zorbay Küçük en çok destek olanlardan biriydim yaş itibariyle. Ama bazen yoğurt, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerekken Zorbay'ın böyle deyimlerle, atasözleriyle işi yok demek ki. 2 sene önce başına gelmiş. Ya siz ilk defa FIFA'ya giriyorsunuz ve ilk koşuya gidiyorsunuz ya. Size bu koşu 45 gün önce haber verildi arkadaşlar. Yok koşu farklıydı. Yok hava şartlarıydı. Yok bilmem neydi. Bak ilk defa gidiyorsunuz koşuya. Hakeminizin süreci içerisinde bu gibi engeller olabilir. Kabul ediyorum. Sen şimdi kafayı sa, kaç dakikamız var? Ona göre keseceğim. 50 saniye. Olabilir, kabul ediyorum. Süreç içerisinde ama ilkinde buna hakkınız yok. Ama sizin suçunuz değil ki. Sizin suçunuz değil. Suçu kim? Koşamadığınız gece kendi kendini yiyen, sinirden artık ne yaptığını bilmeyen bazı kişiler. Suç sizin değil. Bahattin Şimşek nasıl koştu? Mart'ta mazeret koşusu var. İnşallah tekerrür olmaz. İnşallah koşarlar ama bu Türk hakemliği için kötü bir durum. Onların moral için, mental için de Türkiye'ye döndüklerinde vereceğin lig maçlarında o moral ve mentalle soru işareti yaratıcı şu anda. Yarın detaylandırırız hocam. Güzel bir girizgah. Bundan daha detayı mı var? Yani? Yarın daha da ben detaylandırmamıza pas atarım hocam. Peki, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Antalya Spor Fenerbahçe maçı sonrası yarın tekrar son karar karşınızda olacak. Fırat Aydınus'la birlikte hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.